Arkadaşlar merhaba. Vallejo'nun sponsorluğunda bugün Tiger Kulesi boyayacağız. Yanımda birkaç tane boyanmış örnek getirdim. Zaman kısıtlı olduğu için iki ya da üç renkli kamuflaj yapmamız mümkün değil. Bu yüzden erken dönem Tiger tercih ettim. Gri ya da sarı boyanabilecek bir araç kendisi. Burada da Vallejo'nun hazır ürün olarak işte Dark Yellow serisindeki modülasyon setini kullanacağım. Setin içinde 6 tane renk var. Bir de satin derneği var. Şimdi yavaş yavaş başlayacağım. Vallejo boyamak bugüne kadar bayağı problem olan bir konuydu. Hep duyduğumuz, hep şikayet edilen bir konuydu. Aslında o kadar zor olmadığını göstermek üzerine bir demonstrasyon bu. Bazı dikkat edilmesi gereken küçük noktalar var. Benim kullandığım, uyguladığım. İlk olarak airbrush'ın ucunda kullandığım tabanca Revolution Silverline isimli bir makine. İçinde şu an 0.4 milimetrelik iğne var. Ucu çıkabiliyor. Ucunu çıkartıyorum. Çünkü Vallejo boyalar uçta aşırı kurma yaparak birikme yaptığından tükürmeye neden oluyor. Dolayısıyla ucunu çıkartarak direkt püskürtmeyi sağlayacak sistem hazırlıyorum kendime. Basınç çok önemli. Yüksek basınç kullanıyorum. Normalde 1 barla boyanabilecek modeller vardır. Tamiya kullanıyorsanız eğer renk olarak. Bu boyaları 1.8 ya da 2.0 barla püskürtüyorum. Şu anda mesela kullandığım normalde çok yüksek sayılabilecek bir basınç. O yüzden tetik ve parmak hassasiyete biraz dikkat etmek gereken bir şey. Şuradan yani etraf bile üfleyecek derecede güçlü. Boyamaya kutu içindeki Surface Primer ile başlayacağım. En koyu rengimiz bu olacak. Boyayacağım kule de şu. Herhangi bir ekstra bir şey yapmadım. Modelin montajı tamamlandı. Direkt ekstra bir astar atmadan boyamaya başlayacağım. En önemli nokta boyaları oldukça iyi karıştırmak ve homojen hale getirmek şişe içinde. Bu arada biz Vallejo ile ilgili sorularımızı da sorabiliriz. Tabii ki, tabii ki. Peki, Vallejo'da herhangi bir şekilde Air serisinde veya normal Vallejo boyasında astar kullanmamıza gerek var mı? Eğer sadece plastikse yüzey, herhangi bir astar kullanmaya gerek yok. Ama eğer farklı medyumlar var, mesela metal namlu kullandığınız, üzerine fotoetch parçalar var, o zaman astar iyi olacaktır. Eğer tercih ettiğiniz surface primer tipi bir ürünse bu tür astar da olur. Ya da enamel astar da atabilirsin. Ya da sprey ile Tamiya'nın yüzeysel astarları da olabilir. Ama eğer sadece plastikse ekstra bir astara gerek yok. Yeterli bu kadar. İlk renk bütün yüzey kaplayacağı için birazcık bol kullanacağım bundan. Özgür yani tamamen göz kararı. Astar olmazsa maskelenebiliyor mu? Maske bandı kullanılabiliyor mu Vallejo'da? Vallejo boyalarda maskeyle ilgili hiçbir sorun yaşamazsın. Çünkü Vallejo boyaları silikonumsu bir yapısı var ve zar gibi kaplıyor yüzeyi. İyice kuruduktan sonra hiçbir maske bandıyla ona zarar vermen mümkün değil. Astar olmadan. Astar olmadan da olur. Şimdi boyayı hazırladım, içine koydum. Modele püskürtmeden önce her zaman ilk önce test yapmakta fayda var. Yıkamak gerekir mi? Daha iyi tutulması için boyanın gerekli olan. Şimdi ben yıllarca öyle yazılar okudum. Modeli yıkadım, sabunlu suyla kese attım vesaire. Hiç kullanmadım, hiç ihtiyaç duymadım. En son dışarıda modelim var, lüks modelim var. Onun tekerlerinde mi? Vinil tekerleri vardı. Boyandıktan sonra sorun çıkarttı. Muhtemelen onda özel bir yağ gibi bir doku vardı. Vinil olduğu için. Bir tek onda öyle bir ihtiyaç duydum. Onun dışında bugüne kadar hiçbir modelimi yıkamadım ben. Deneme yaparak ucundan istediğin kıvamda boyanın geldiğini gördükten sonra boyama yazdı. Şimdi bakın boyanın ucunda birikmeyi görüyorsunuz. Eğer şu parça ucunda takılı olursa bunlar bunun etrafına donuyor ve anında püskürtmeye başlıyor. Dolayısıyla o parça olmadan boyayacağım. Vallejo boyalarda çok yoğun tükürme olmadığı sürece tükürmenin de çok ciddi bir problemi yok. Çünkü kuruduktan sonra hemen yüzeyle aynı bir yüksekliği alacak. Ekstra bir hacim kazandırmayacak. Şu an hiç inceltmeden direkt şişeden çıktığı gibi. Ara sıra ucunu böyle herhangi bir bez parçasına silmekte ve temiz olduğunu görmekte fayda. Bu temiz olduğu sürece herhangi bir problem olmayacaktır. Böyle bakıldığı zaman sanki tükürüyormuş gibi gözüküyor. Parça parçaymış gibi gözüküyor ama Vallejo boyasının yapısından dolayı böyle bir şey var. Tamamen yüzeyi kapladığımızda pürüzsüz ve satinimsi bir doku olacak. Hiçbir problem olmayacak.
Kimi modelciler bu rengi tamamını kaplamakta kullanmıyor ama ben bunu gerçekten de primer olarak kullandığım için bütün yüzeyleri kaplıyorum. Mesela YouTube'da ya da farklı kanallarda görebilirsiniz. En koyu olacak yerlerde bunu kullanıyorlar sadece. Diğer yerlerde ihtiyaç duymuyor. Ama ben bunu primer olarak da kullandığım için montajda hatalı olan yerleri görebilmek için tamamına püskürtüyorum. Vallejo boyaların tamiye akriliklere göre artısı veya eksisi nedir? Hızlı kuruyor. Niye? Çok hızlı kuruyor. Çok... Niye de hızlı kuruyor? Renk skalası daha fazla. Yani şimdi öyle onu ya da bunu seçmeliyim ben. Mesela şahsi fikrim tamiyeye en iyi performansı laker tiner kullandığın zaman elde edersin. O sarı kafalı. Ama onun kokusunu biliyorsan tercih etmezsin. Şimdi şunu aldığın zaman şeker gibi bir koku. Gerçekten de şeker gibi bir kokusu var. Ben ilk aldığımda bunun garip bir koku vardı. Bütün yüzeyi boyadığım için ilk seferde yetmedi. O kadar hızlı kuruyor ki yani boyanmış modeli elime aldığım zaman bile parmak izi bırakmıyor. Hızlı kuruma ile kemikleşme süresi arasındaki fark nedir? Hızlı kuruma, yani elimi parmağımı değdirdiğim sürece leke yapmaması. Ama kemikleşme herhangi bir şekilde üzerine başka versiyon, yani enamel olsun başka ürünleri sürdüğüm zaman onun reaksiyon vermemesiyle alakalı bir şey. Yani mesela şu an şu modele parmağımı dokunduğum zaman iz bırakmıyor. Ama şöyle sürtersem kaldıracak onu. Kemikleşmiş olması zaman parmağımı sürsem de hiçbir şey olmayacak. Kemikleşme süresi yine 24 saat midir diğerleri gibi? Normal halinde bırakırsan kurumasına 24 saat ama eğer saç kurutma makinesi gibi bir şeyden onu değiştirirsen sürecini doğal olmaz ama daha hızlı olur. Yani amacım benim şu modeli 2 saatte şu hale getirmek. Yani şu, tamamen dokunulabilecek, istediğin şekilde örebilecek bir model. Son bir kere daha. Bu set içinde en fazla kullanılan renk bu renk çünkü tamamını boyuyoruz. O sebeple de bu Surface Primer denilen ürünlerin ayrı büyük boyda olanları da var. Şimdi herhangi bir şekilde inceltmedim. Yakından baktığım zaman kalın olduğunu düşündüm. Ve birkaç dakika geçtikten sonra tamamen yüzeye yapışacak ve hiçbir kalınlık etkisi kalmayacak. Burada en önemli nokta tabancayı anında temizlemem lazım. Hem diğer boyaya hazırlık hem de içine boyanın nozzle'ın içine değil de haznenin içine donmasını engellemek için. Bunun için amonyak da kullanabilirsiniz. Ya da kendi ürününü de kullanın. Ama suyla ya da alkolle sakın denemeyin. Şimdi sırada ikinci renk var. Hangi sıraya göre gittiği kutunun arkasında daha önceden yapılmış bir step by step çalışması var. Oradan anlayabiliyorsunuz. Zaten renklerden de koyudan açığa doğru gittiğimiz için hemen belli oluyor. Şimdi sıradaki boya 0.25. Zaten ana renk bu mu olacak? 25. Ana renk bu. Geçiş rengi bu olacak burada kullanacağımız renk. Arkasında da yazıyor mesela Surface Primer'i attıktan sonra Dark Yellow. Dark Yellow dediği renk bu. Yani aracın önerilen rengi bu. Bunu da inceltmeden atacağım ama bütün her yere değil bu sefer daha az bir yüzeyi kaplayacak şekilde. Sellozik tiner temizliyor mu? Tamam. Temizlemez. Pütük, parça parça yapar, içinde kalır, bir daha da zor çıkartırsın. Sakız gibi yapar. Aynen öyle. Amonyak veya kendi... Amonyak, cam temizleyicisi. Cam temizleyici de temizliyor. Zaten cam temizleyicisiyle ya da bunun kendi incelticileri bildiğin amonya. İçinde sadece farklı miktarlarda su var diyeyim sana. Yani seyreltilmesi farklı. Cam sil, aynen. İkinci rengimize geldi sıra. İlk basma tükürme gibi bir olay olmasına rağmen problem değil. Şu anki yaptığım şeyler ana renkte tonlamalar yapmak. Burada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şimdi model çok yüksek
basınçla püskürttüğüm için eğer tetik ve parmak ayarını iyi yapamazsanız şöyle bir sonuç çıkar ortaya. Nasıl bir sorun? İnanılmaz bir şekilde çok yoğun bir fikir. Yani, splashing. Aynen. Çok belli bir noktaya çok uzun süre tutarsanız dönüşü olmayan bir şey. Yani olur. Sildim mi yeniden dönüşü olur ama bir daha boyaman gerekir. O yüzden parmak ve tetik ilişkisi çok önemli. Kontrollü bir şekilde. Burada sadece yüzeylerin ortasını mı genel boyuyoruz? Şu an tamamen boyuyorum. Genel boyuyorum. Herhangi bir işte yok modülasyon olacak, şu olacak, bu olacak diye. Şu an dikkat ettiğim şey en koyu rengin en altlarda olması, kullanacağım diğer açık renklerin yukarılara doğru yoğunlaşması. Mesela en açık rengi aşağıda kullanmayacağım artık. En üst kısımda da kullandığım surface frame'den hiçbir eser kalmayacak. O tamamen kapanmış olacak. Saç kurutma makinesi kullanmadım şu anda. Gerek şu an ihtiyacım yok. Onu başka şeyde kullanacağım. Çünkü boya o kadar hızlı kuruyor ki hem yüksek basınç kullanıyorum hem de boyanın özelliğinden dolayı çok hızlı kuruyor. Yüksek basınçta portakallanma olmuyor mu? Portakallar yüzey üzerinde mi? Dedim ya parmak ve tetik ayarıyla alakalı işi. Çok yani belli bir yerde çok uzun miktar tutmuyorum. Dolayısıyla sadece zar gibi geçiyorum üzerinden. Kuruduğu zaman zaten hemen belli oluyor böyle portakallalık olmadığı, ince olduğu için hiçbir şekilde bir şey belli peki, olmuyor. Peki portakallama olduğu zaman ne yapabiliyoruz? Eğer aynı mesela şurada hemen bir deneme yapayım göstereyim. Yani mesela bir hata, zımpara yok. Zımpara yani. Kullanmaya gerek yok. Yani zımpara olayı zıvanadan çıkartır. Mesela şurada oldu diyelim. Mesela şöyle bir yüzey yaptım yanlışlıkla. Evet. Yani şöyle göstereyim. Burada yapacağım. Hemen alıyorum bezimi. Yukarıdan aşağıya siliyorum. Diğer yüzeylerle aynı seviyeye getiriyorum. Baktığın zaman hala hata var gibi gözüküyor. Ama boyayla onu kapatacağım. Ama artık yüzey farkı yok. Anında müdahale. Anında müdahale. Yani akrilik olduğu için anında müdahale etmek gerek. Bu arada şeyde belli oluyor yani. Boyanın ne kadar kuruduğu da yani. Sürdüğüm halde başka yerlerde bir şey yok. İlk iki renk tamam. Bundan sonraki aşamalarda kullandığım renkler birbirlerine karışarak ilerleyeceğim. Geçiş sağlamak için. Sonraki aşamada mesela burada diyor 28 numaralı boya kullanacak. Zaten sıraya göre hangisini kullanacağım belli burada. Açıklı koyu, bir sonraki koyu renk bu. Burada önemli bir nokta var. Şu anki kullandığımız sarı renklerden renk tonu birazcık daha kahverengiye kayıyor gibi. Tonlamayı iyi ayarlayarak geçiş yapmak önemli. Direkt bunu vurursam çok büyük bir geçiş farkı olacak. O yüzden şu an son kullandığım 0.25'ten hala bir miktar var içinde. Yine inceltmiyorum. İçinde daha önceden kalan boya olduğu için ikisini karıştırmam lazım. Bunun için de fırça kullanacağım. Şimdi kullanacağım renk oldukça değiştirecek görünümü. Çünkü farklı bir tona geçtik artık. Bundan sonraki aşamalarda alt taraftan püskürtmüyorum boyayı. Sadece yukarıdan aşağıya doğru olacak. Bunu da inceltmedim. Kenarlarda şu açıyı kullanıyorum. Şöyle yukarıdan aşağıya çapraz olacak şekilde. Eldiven de kullanmıyorum bu arada fark ettim. Şimdi bundan sonrakinde tonlama olayı yavaş yavaş başladı. Mesela namluyu çevirdiğim zaman namlunun altı ilk renk olan rengi tutuyor. Yukarıya doğru çevirdiğim zaman açık renk olmaya başladı. Daha sonra kullanacaklarımda hem bunu geçişini yumuşatacağım hem de yukarılar daha aydınlık olmaya başlayacak. Çok köşeli modellerde
Açık hatlar olan yerlerde maskeleme falan. Maskelemeyi burada da yapacağım biraz sonra. Bunda mesela çok fazla olay yok ama Tiger tankının tam üstünde bir çizgi var. Orada mesela kağıttan basit bir maskeleme yaptım. Şunu koyarak renk işini öyle sağlayacağım. İlk aşamada kullandığım boyalar defalarca koymam gerekti. Çünkü tamam bütün yüzeyi boyuyordum. Tamamen boyama yapıyordum. Artık öyle yapmıyorum. Az boyadığım için çok az boyalar yeterli oluyor. Şimdi bundan sonraki aşamada daha aşağıya geçiyorum ve bundan sonra inceltmeye başlayacağım boyaları. O temizleyici airbrush'ın içinde kalan kısmı boyaya zarar veriyor mu? İnceltiyor. Çok yoğun bir inceltici gibi bir şey düşünün. Hiçbir zararı yok. Zaten 1-2 damla koyuyorsunuz değil mi? Aynen yani şunu açıyorum. Birkaç damla geçiyorum. İçinde şu kadar bir miktar birikiyor. Fazla bir şey yok. Etraf yan duvarlarını temizlemek için de fırça. Aynen fırça da temizleniyor. İğneyi çıkartıp iğneyi de temizlemekte fayda var bu aşamada. Şimdiye kadar hiçbir boyayı hiçbir şekilde inceltmeden direkt airbrush ile kullandım. Anahtar nokta dediğim gibi şu üç kısım yok. Bir de yaklaşık 1.8-2 barlık bir püskürtme var ve modelde hiçbir şekilde şöyle altından tutup gezdirirsek herkes görebilir herhangi bir problem yok. Altından tutup gezdirirsek problem yok, problem yok. Eyvallah. Bir doğru uzatsın abi. Peki bu boyajının boyalarını kullandıktan sonra üstüne dikkatli şekilde problem yok. Yıkama falan yaptığımızda başka markalarla yapabilirsin. Akrilik olduğu için her türlü enamel ürün kullanabilirsin bunda. Tiner, terebentinle inceltilmiş yağlı boya da olur. Akrilik de olur, AK da olur. Herhangi bir arada koruyucu bir vernik katı atmaya da gerek yok. Tamam, atmaya gerek yok. Çünkü onlar enamel ürün. Enamelin zarar vereceği enamel altyapıdır. Bunda akrilik altyapı olduğu için zarar verme ihtimali yok. O yüzden tercih ediyor. O yüzden hızlı, o yüzden problem yok. Ben bir şey için, akıcılığı sağlayıp da daha güzel eskitmek için. Yani parlak vernik atıp parlak üstüne vernik akıcılığı sağlatıyor. Bazısı da diyor ki mat vernik atıyorlar. Diyor. Şimdi ben mesela hiçbir vernik atmış. Satin vernik atacağım mesela. Kadar şimdi oradaki sebep şu, bu eskitme aşamasına geçeceğim zaman modelin yüzeyi mat olacak. Benim kullanacağım ürünler de akrilik ürünler, mat yüzeyi akrilik ürünü direkt söylesen anında yapışır ve kurur. O tutuculuğunu işte o yüzeyi birazcık daha kaygan ve daha manipüle edilebilir hale getirmek için saten vernik kullanıp. Ama ben mesela bunu enamel, akrilik değil de enamel boyayacağım diyelim. O zaman bambaşka bir yol izlerim. Hiçbir şekilde vernik atmadan direkt enamelden girişirim üzerine. Çünkü tiner ya da terebentin ya da white spirit ile uygulayacağım hiçbir şey buna zarar vermez artık. Anlatabiliyor muyum? Yani yapısı farklı, kimyasal yapısı farklı olacak. Sırada şimdi son kullandığım renkten ondan bir sonraki renk var. Bu ikisini karıştıracağım. Bu sefer birazcık incelteceğim. Bu sefer inceltmemin sebebi artık ana renkte yoğun değişiklikler yapmayacağım. Hafif oynamalar yapacağım. Ve bu hafif oynamalar da renk kadar yoğun değil de çok inceltilmiş filtre gibi olacak. Yani geçişi yumuşak hale getirecek şekilde olacak. Yarı yere katacağım iki rengi. Tamamen göz kararı, zevk meselesi. Mesela 3 damla bundan katayım. Şimdiye kadar tamamen göz kararı yaptım. Bundan sonra birazcık daha karışım yaptığım için oranlara dikkat ederek ilerleyeceğim. Çünkü içine karıştıracağım için tiner ne kadar miktarda kaç damla olduğunun önemi var. Peki o biraz önceki sorum aynı şeyi tamiya boyayla yapsaydık ne olurdu? Tamiya'yı neyle incelttiğine bağlı. Tamiya'yı eğer kendi incelticisi X20 ile inceltirsen akrilik olur. Akrilik ilerlersin. Ama tamiya'yı laker incelticisi, sarı kafalı bir incelticisi var ya da herhangi bir tinerle inceltirsen o zaman enamel bazlı olur o. Yani enamel bazlıyla ilerlersen AK'nın ya da herhangi bir enamel bir ürün kullanırsan arada kesinlikle şeye ihtiyaç var o zaman. Koruyucu, parlak, mat, yarı mat. Tamamen tarz meselesi nasıl ilerliyor? Yani airbrush cleaner'la ben inceltme yapıyorum. O da olur, o da olur, o da olur ama çok az katıyorum. Esasında işte ikisi de aslında teknik olarak amonyak özlü malzemeler. Bunun içerisindeki çözelti miktarı daha yoğun,
boyayı daha çözmesi için, bu inceltmek için olduğu için bunun çözelti miktarı daha fazla. O da olabilir. 6 damla boya koydum. Şimdi 2 katı kadar koyacağım. 12 damla tinler koyacağım. Ya tabii şimdi şeyde değil bu. Aa 13 koydum, 15 oldu, 11 oldu gibi öyle şeyde yok. Airbrush Fluffing Plover denilen ürünü katacağım. Bu da daha sorunsuz bir şey. Yani demin tükürmeler oldu ya, hafif basit tükürmeler. Onların olmaması için gereken bir ürün. Bunu da boya miktarı kadar koyuyorum. 6 damla boyam var. 6 damla da bundan koyacağım. Aynı dediğim gibi 1-2 damla eksik fazla çok fark eden bir şey değil. Önemli olan airbrush'ın içine aldıktan sonra bunları karıştırmak. İyice karıştırmak. Ve yine model üzerine uyum püskürtmeden önce başka bir yerde deneme yapmak. 6 damla koydunuz değil mi? 3-10'dan, 3-10'dan koydum. 6 yaptı. 6 damla, 12 damla tiner koydum. 2 katı kadar. 6 damla da bundan koydum. Birebir koydunuz. Birebir koydum. Yani toplam ne kadar oldu? 6, 12, 18, 24 gibi bir şeyim vardı. Bunun içindeki 3'te 1 oranında boya var. Gerisi tiner ve diğer ürünler. Ama kapatıcı olarak hala kapatıcı bir boya bu. Şöyle gözüken. Ama çok daha ince artık. Şimdi tabancamın eğer öyle bir özelliği varsa arkadan sıkıştırarak tetiğin daha az geriye gelmesini sağlayacağım. Ya da parmağımla çok fazla değil de çok az boya püskürtecek şekilde ayarlayacağım. Aynı en baştan çıktığım gibi bu sefer daha da yukarılara, orta alanlara. Geçiş çok az ama bundan sonra kullanacağım renklerle beraber bütünü sağlamada fark edecek. Şu ana kadar ki baktığınızda herhangi bir color modulation ya da öyle bir çok fazla renk oyunu içeren bir şey varmış gibi gözükmüyor. Ama dikkatli baktığınız zaman alt taraftaki koyu sarı, arada geçiş sarısı, şimdi kullandığım daha açık sarı. Bundan sonra kullanacaklarımın da hepsinin geçişi iyi bir şekilde homojenize olacak. Bu da mesela önemli bir nokta var. Namlunun ya da aracın hep üstünü boyuyorum. Her bir sonraki aşamada hep üstünü boyamaya devam ediyorum. Alt taraf hala koyu. Şimdi namlu yok bu alette. Namlu olduğu zaman bu altını boyayıp boyamamak çok önemli bir faktör. Göz seviyesinde tuttuğunuz zaman modeli alt tarafının boyanıp boyanmadığı çok fark eden bir durum. Yine sadece kenarlar, köşeler. Şimdi içimde biraz daha boya kaldı bunun. Geriye benim en açık rengim kaldı. Şimdi en açık rengimi kullanmayacağım bu aşamada. Tekrar başa dönüyorum. Surface firmarı katıyorum. Şu an en koyu olan rengimi. Dediğim gibi bir orta renk bulup orta renkten bütüne yaymaya geçeceğim. Ama her seferinde giderek azalarak ilerliyorum. Püskürttüğüm boyayı. 3 damla koyacağım. Bu sefer inceltici bir daha koymama gerek yok. Aynen. Şimdi şu an yaptığım renk en son açık rengimle en koyu rengim oldu. Bunu mesela şu an üstte püskürtemem. Çünkü elde ettiğim renk son ulaştığım açık renkten daha koyu bir renk. En aşağıya da püskürtemem, oradan da açık bir renk. Bu şu an orta aşamaya püskürteceğim rengim oluyor. Rengim oluyor. Açtım abi. Şöyle orta alana püskürtüyorum. En alttan biri püskürtmüyorum, en üstten biri püskürtmüyorum. Orta alana sadece. Üst tarafı hiç dokunmayacağım. Bu aşamadan sonraki boyamalarda birazcık eskitme aşamasını ön hazırlıkta yapabilirim. Bunu nasıl yapacağım? Tetiğimin maksimum şeyi çekiyorum. Sadece incecik bir çizgi hazırlayacak şekilde hazırlıyorum. Yani çizgi çekebilecek derecede inceltmiş hale getirdim. Bununla da tamamen rastgele aşağıdan yukarı. Şu aşamada belli olmuyor gibi gözüküyor bunlar. Ama ilerleyen aşamalarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaklar. Ya da farklı renklerde kullanmaya başlayınca.
Bu da tamamdır. Orta rengini bir son bir kere daha koyuyla işim bitecek bundan sonra açık renklere geçeceğim. En açık rengi. O da zaten çok az bir şeyimiz kaldı. Şu ana kadar kullandığım içindeki uç sadece 0.4 uç. Yani kalın sayılabilecek bir iğne var ucunda. Yani o renk, o, herhangi bir ekstra 0.2 takmama gerek duran bir durum olmadı. Normalde 0.2'lik uçta var. O tür uçları çok inceltilmiş bir boyayla kamuflaj atmakta kullanıyorum mesela. Şu inceli mesela 0.4'le atmak mümkün değil bu yeşilleri. Yine aynı şekilde. Üst tarafa hiç dokunmuyorum. Mesafemi de birer uzaklaştırıyorum ki dumanlama denilen belli bir yere yoğunlaşmamış çeşitli renk oyunları olacak bir şey. Yine orta renk değil mi? Bu orta renk. Yani orta şu an tek renk bir araç boyadığım için 3 renk boyadığımda normalde 3 tane rengim vardır benim sarıda. Koyu sarı, normal orta sarı, açık sarı. Tek bir sarıya boyuyorsam daha fazla sarı tonu kullanıyorum. En koyu, daha açığı, biraz daha açığı, biraz daha açığı, en açığı. Mesela en açığı daha hiç kullanmadım. En üstte kullanacağım onu sadece. Bu da tamam. Aynı şekilde bununla da çizgiler yapıyorum. Bunlar bu aşamada çok dikkat çeken şeyler değil ama ilerleyen aşamada dediğim gibi şey. Yavaş yavaş şimdi en açık rengime geçiyorum. Set içindeki en açık renk normalde Alman tanklarının içinde kullanılan Elfenbein, o fil dişi denilen bir renk. Çok açık bir renk. Bunu direkt kullanmak birazcık riskli, o yüzden ya da çok belli alanlarda kullanmak gerekli. Şu an elimdeki orta sarımla bunu karıştırarak bir kat daha püskürteceğim. İlla böyle olmak zorunda değil elbette. Yani sarı boyayacaksınız, bu şekilde ilerleyeceksin diye bir şey yok. Herkes kendi zevkine göre. Ben böyle tercih ettim. Benim sarım böyle olsun diye. Şu anki renk hoşuma gidiyor. Daha açmayacağım, daha koyulaştırmayacağım diye devam edilebilir. İlla adım adım böyle olacak diye bir kesin bir uygulama şartlığı yok. Şu an en açığını kullanıyorum set içindeki. Başka da boyada kalmadı zaten. Yaptığınız o şey, geçişler daha önceki şeyleri kapatmıyor değil mi tamamen? İncelttiğim için ilk baştakiler inceltilmemiş boyadı. Şu anki inceltilmiş olduğu için hafif bir zar gibi. Aynen. Bir de fark ettiysen mesela şöyle boya, ilk başlarda mesela böyle boyuyordum modeli. Sonrasında böyle boyamaya başladım. Yani yüzeye doyan, düşen boya miktarı giderek azalmaya başladı. Belli. Aynen öyle. Üç damla kaçacağım yine buna da. 50-50 herhalde değil mi? Belli bir şey kalmadı. Şu an bunun içinde orta yaptığım renk kaldı. Onun içinde kafama göre şu an ekliyorum. Ama birazcık inceltmem gerekiyor. Çünkü çok açık bir renk bu. Çok, şu an direkt bunu püskürtürsem çok açık bir şekilde sırıtacak. Aynen. Geçişler çok belli olacak. 3 koyduğum için 6 koyacağım bundan. 3 de bundan. Her zamanki gibi ilk önce başka bir yüzeye de deneme yapıyorum. Şimdi boyayı incelttiğiniz zaman daha sorunsuz bir püskürtme oluyor. En başından beri şu ilk renkleri kullanarak da incelterek gidebilirsiniz. Ama gerek yok. Yani biraz sonra yeniden dolandıracağım örnek modeli. Herhangi bir gerek olmadan yani ekstra kalın ya da portakalımsı bir doku oluşturmadı. En açık rengim. Bunu artık çok belli, belirsiz belli yerlere sıkıyorum. En üst ve ortalar gibi. Ama çok yoğun değil. Daha en açıma gelmedim çünkü. Tamam, şimdi sıra geldi en açık rengime. En açık rengimi kullanırken artık bu gözü, ona geçmeden önce şunu son bir köşe yapayım. Çok köşeli bir aletse, mesela şu bir Merkava Kulesi. Bunda çok fazla sayıda köşe hat var. Geçişler, paneller arasındaki geçişleri belirlemek için kağıt maske de olur ama en hızlısı böyle maskeleme bandıyla da maske yapılabilir ama en hızlısı kağıttan maske yapmak. Şöyle ortasına koyuyorsun hattın neresindeyse.
Diklemesine olması önemli. Eğer yanlamasına vurursam diğer tarafa da geçer, bir anlamı kalmaz. Diklemesine boyayı püskürtüyorum. Bu şekilde. Tiger tankında, bu Tiger 1 tankının tam üstünde bir çizgi var. Burada bunu kullanacağım. Ne tarafına püskürteceğim? Burada bir öyle bir soru olabilir. Tamamen zevke kalmış bir olay. Ben bunu tercih ediyorum diyebilirsin. Eskitme aşamasında onu tercih ettiğini mantıklı bir şekilde açıklarsın. Ama mantıken düşünecek olursan araç böyle ve güneş ışığı buradan vuruyorsa şu kısmın yani kırılan kısmının üst tarafın daha aydınlık olması lazım. Sadece orası değil, birbirinden farklı panelleri de hafif renkler alındı. Süt püskürtüyorum şu aşamada. Şu ana kadar herkes hep geçiş renkleri olduğu için çok büyük bir fark yok gibi gözüküyor. Şimdi en açık rengimi vurduğum zaman ciddi anlamda farklar ortaya çıkmaya başlayacak. Eğer bu geçiş aşamalarını hazırlamadan renkleri direkt koyudan açığa doğru birdenbire geçirirsem çok ekstrem bir eskitme yaparak onu modeli yedirmem lazım. Şu an ben öyle ekstrem derecede bir eskitme düşünmüyorum. O yüzden daha yumuşak geçişler tercih ediyorum. Setteki en açık renk bu. Aslında hiçbir Alman tankı bu renk değildir. Sadece tonlama için var olan bir renk. İki damla koyuyorum. Zaten çok az püskürteceğim. Ama yeterli olacak. İki damlaya 4 damla, 2 katı kadar tiner koyuyorum. 2 tane de Flow Improver. Oldukça ince ve çok açık bir ton var. Yine modeli püskürtmeden, bu çok önemli bir şey. Yani şimdi direkt modele girersem, kullandığım renk yanlışsa eğer, her şey boşa gitmiş oluyor. Her zaman o yüzden elimin altında şey var. Bakın oldukça açık bir renk bu. Bunu direkt modele püskürtürsem kontrolsüz bir şekilde şu ana kadar yaptığım her şey boşa gidebilir. Deminki maskelememde kullandığım sarıyı geniş bir alana püskürttüm. Bunu daha az bir alana püskürteceğim şimdi. Benim üstündeki o kapağın olduğu yeri ayrı mı düşünüyorsun? Şurayı mı? Yani orayı ayrı, çok şimdi ayrı püskürteceğim onu. Şurayı püskürteceğim onu biraz sonra oraya da. Bak mesela bir örnek olarak şey göstereyim. Şuraya küçük bir tükürme noktası oldu. Parmağımla düzeltebilirim onu. Zaten kuruduğu zaman o bir şekilde emecek onu. Şu an sadece hatların kenarlarına yapıyorum. Yani yoğun püskürtüyorum, net keskin hatları belirliyorum. Biraz sonra tabancayı biraz uzaklaştırarak panel ortalarına da yapacağım. Eğer çok ekstrem bir eskitme istiyorsan, yani yapacaksa, o zaman çok ekstrem bir modülasyon yaparak her yeri farklı bir şekilde boyayabilirsin. Ama orada şey önemli işte. O eskitme, yani o color modulation'ı ikna edici bir şekilde eskitebilmen lazım. Kapağı boyayacağım. Arka kapakla. Bunlarda maskeleme yapmıyorum. Sadece ayrımlarını yapıyorum. Öbür kapak. Tamamen etrafa taşınmamaya dikkat ederek namlunun en üst kısmı. Kesinlikle daha önce de söyledim mesela şu tetiği böyle çekersem çok yoğun olacak ve belli bir yerde birikim olacak. Onun yerine tamamen kontrolünde yani üfler gibi boyanın düştüğünü gördükten ve memnun olduktan sonra devam ediyorum. Yan duvarların en üst kısımları. Hafif çizgiler, yan kapak,
Şimdi yeniden tetiğimi çok ince hale getiriyorum. Çizgi çekebilecek derecede. Bu rain mark denilen şeyleri yapacağım hafiften. En azından ona ön hazırlık. Aşağıdan yukarı doğru. Şimdi deminki soruya şey, şu ana kadar yaptığım boyamaları maskelemelerle ve yoğun boyayarak yaptım. Dolayısıyla çok keskin hatlar oldu. Ama şu ortada da ben birazcık aydınlatma istiyorum. Onu ne yapacağım? Yakından yapmayacağım, biraz daha uzaktan, daha kontrollü. Çok fazla yaparsam burada yaptığım o keskin hat tamamen yok olur. O yüzden sadece çok hafiften. Kenarlara fazla yaklaşmıyorum çünkü kenarlar toz, toprak, pisliğin biriktiği yerler, daha koyu olur. Sadece iç alanlar. Ama asla yoğun değil. Esas kaba boyama işi şimdilik bitti. Bundan sonrasında küçük detay boyamalar gibi. Deminki gibi dolandırabilirsek. Parmak izi olursa da olur. Hiç. Olmaz ki bu zaman. Böyle çok bastırmadan sürece bir şey olmayacak. Neredeyse kuru yüzüyor şu an. O kullandığı nedir? Bu alkol, bildiğin alkol. Sadece fırça ve elimi temizlemek için. Tabii. Normal fırçayla kullanılan boyayı airbrush'a koyup inceltinciyle kullanma şansınız olur mu? Kasettiğin fırçayla boya hangi boya? Yani normal şey. Vallejo'nun fırça boyası. Model kalıbı. Eğil olmayan. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Vallejo'nun asıl anlamını. Akrilik normal boya. Yani şey. İnceltilmemiş boya. Yani mesela Tamiya boyalarının mesela. Fırçayla yani hiç inceltmeden boyayabilirsin ama küçük nokta boyarsan problem olmaz. Geniş alan boyarsan ama net bir şekilde fırça izi kalır. Ama mesela bu boyalarda öyle bir problem olmuyor. Değişik bir formülü var. Fırça boyasını airbrush'a koyup incelterek sıkarsan kullanabilir. Fırça boyasına kastettiğini anlamadım. Yani ya ben mesela şöyle bak. Vallejo'nun mesela şey var. Model Air var. Panzer Ace var. Bir de Model Color var. Bu Vallejo'nun mesela 3 tane serisi var. Model Air teknik olarak direkt airbrush'tan püskürtmek üzere tasarlanmış. Ama bununla fırça da boyayabilirsin. Bu mesela fırçayla boyarmak için tasarlanmış ama bununla airbrush'ta da atabilirsin. Fark ne biliyor musun? İnceltmen lazım. Mesela bunu yarı yarı inceltiyorsan buna biraz daha fazla koyman lazım. Oran ne olabilir mesela? Bire... Şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Bu da aslında model color tipinde bir boya ama bu macun gibi bir boya. Yani bunu sürdüğün zaman gözükenle... Bunu sürdüğün zaman gözüken aynı değil. O yüzden boyaya göre değişir diyeyim sana. Tabii aynen öyle. Bak mesela ikisi de teknik olarak aynı boya, tamam mı? Ama bu daha likit, bu daha masif bir boya. Hepsi akrilik değil mi? Hepsi akrilik. İnceltmek için airbrush'tan atarken amonyak kullanabiliyor musun? Evet, amonyak da olur. Ya kendi inceltiniz... Şahsen hepsini denedim ben. En güzel kendisi. Kendisininki en iyisi. Çünkü bunun için tasarlanmış bir ürün. Şu gördüğün şeyle, yani bu boyuttaki bir taneyle, ben çok yoğun model yapan bir insanım. Yani bugüne kadar bir tanesini tamamen bitirmedim. Şey bu boyda tiner de var. O. Yani şunun aynısı. Bu temizleyicisi bu. Bu boyda olan tiner de var mesela. Tiner bu ya. Aynı bu boyda olanı var. Bundan kullanıyorum ve bugüne kadar dediğim gibi bir tanesi. Vardı, o neydi? Bu Airbrush Flow Improver denilen bir ürün. Gördüğünüz gibi parmağımla dokunuyorum. Herhangi bir şey yok yani. Problem yok. Demin kemikleşme ile ilgili bir soru soruldu. Şu parmağımla da yırtarsam şu an yırtılır. Ama mesela belli bir zaman geçtikten sonra o yırtılma problemi de kalmıyor. Daha iyi. Tam ya da en ufacık bir şeyde bile çiziliyor. Aynen. Mesela şu an mesela gördüğünüz ne kadar zamanda böyle. Belli kaldı. Ya şimdi... Tam kuruduğu zaman zar gibi yüzeyi kaplıyor. Bunun bir dezavantajı var, bir de avantajı var. Dezavantajı mesela yanlış yaptın, boyayı sökmek istiyorsun.